Kadınlar Süper Ligi'nin nabzını tutan görünmez kramponların yeni bölümünden herkese merhaba. Fatma Hocam ve Firdevs Hocam'la birlikte Kadınlar Süper Ligi'nin 18. haftasını konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş Hoş bulduk. bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Güzel bir hafta. Zirve yarışın el değiştirdiği ve gittikçe ligde heyecanın arttığı bir dönemde iyiyiz kesinlikle. Maçlarla başlayalım. Gündem yoğun. İlk maçımız Galatasaray'la başlayalım. Ve liderliği aldı Galatasaray. Beylerbeyi deplasmanından galip ayrılan Sarı Kırmızılılar avarajda olan durumdan puan avantajını kaparak Fenerbahçe'yi geride bıraktı. İkiniz de başlayabilirsiniz. Önce Firdevs Hocam siz de başlayalım. Nasıl yorumluyorsunuz mücadeleyi? Beylerbeyi maçında ben Beylerbeyi'nin maçı çok geride kabul ettiler. Bence hani çok fazla orta sahaya çıkartmadılar defansı. Tabii Galatasaray'ın ataklarını da sanıyorum engellemek için böyle bir sistemde oynadılar. Ama biraz bence Beylerbeyi Galatasaray'ın üstüne gitseydi daha farklı bir sonuç çıkabilirdi diye düşünüyorum. Yani ortada bir maçtı. Hani çok Galatasaray'ın çok üstün oynadığını, Beylerbeyi'nin çok üstün oynadığını söyleyemem. Yani ortada bir maçtı. Beylerbeyi'ne de gidebilirdi maç. Galatasaray'a da gidebilirdi. Galatasaray tabii bu arada Birgül Sadıkoğlu gibi bir forvetini kaybetti. Bu da tabii ki onlar için bir handikap olabilir. Ama tabii ki yerini dolduracaktır. Ben çok hani ortada bir maç olarak gördüm. Galatasaray'ın tabii çok önemli bir 3 puanı aldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya ben de Firdevs hocama kısmen katılıyorum. Hani Beylerbeyi aslında bir tık daha üstün oynadı ama çok pozisyon üretemedi. Nasıl söyleyeyim? İleride yani çok varyasyon yaratamadı. Aslında top daha çok Beylerbeyi'ndeydi. Galatasaray bulduğu fırsatı iyi değerlendirince tabii liderliği de getirmiş oldu. Bir kaleci hatası, yanlış bir topa çıkma, savunma oyuncuları yerindeyken kalecinin yanlış topa çıkması maalesef golün olmasına sebep oldu ve 3 puanı kaybettiler. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum Firdevs hocam, Birgül şu an yani daha doğrusu Formgette'ydi gitti. Geçen sezon Galatasaray'daydı. Biraz karıştı sanırım. Şu an Firdevs hocam koptu sanırım Bağlantı, bağlantıdan. evet, o bağlantı sorunu yaşıyor. İlginç bir fikstürle devam ediyoruz. Bakalım bu yarış daha neler götürecek. Ne yazık ki Fatma Şahin Beşiktaş başladı da geçen sezon bazen böyle kritik gollerde de Evet. karşılaşıyordu kritik zamanlarda. Bu sene form tutmuş gibiydi ama yine de kayıcılık böyle destekler her şey Sezona çok olabiliyor iyi hocam. başladı aslında Fatma Evet. Şahin. Evet, birkaç maçını izleme şansım oldu Beylerbeyi. Gerçekten sezona çok iyi başladı ama devamını getiremedi. Ya da belki bu maç sadece yani bir iletişimsizlik de olmuş olabilir. Hatalı bir çıkış sonrası. Aslında belki çıkmasa o topu çok rahat tutabilirdi. Kesinlikle. O zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe zorlu Formgate karşısında deplasmanında bir birlik beraberlikle döndü Ankara'dan. Geçen sene finalisti olan iki takım mücadelesinden kazanan çıkmadı. Ve Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a bıraktı. Hürdes Hocam nasıl yorumluyorsunuz mücadeleyi? Yani bu maçta Formgette ve Fenerbahçe'de önemliydi. Formgette için daha da önemli bir maçtı. Çünkü Galatasaray'ın 6 veya 5 puan gerisinde sanıyorum. Bu maçta 3 puan çıkarmalıydı. Fenerbahçe de tabii keza son dakikalarda Fenerbahçe daha baskılı bir oyun oynadı. Ama genel anlamda maçın genelinde Fonget'in daha pozisyon ürettiğini, daha atakları olgunlaştırdığını gördüm. Hani Fonget'e doğru gitti maç ama penaltı pozisyonunda da ben çok penaltı olduğunu düşünmüyorum. Biraz Evet.
Bakınız hocamın internetinde bugün herhalde birazcık sorunlar var. Evet. Hocam sizin Mahmut Baş'a ilgili eklemek istediğiniz bir şey. Ben şöyle söyleyeyim. Formget oyuna daha hakim bir oyun sergiledi de yani galibiyet alabilirdi. Maalesef tabii istedikleri gibi gitmedi bazı şeyler. Fenerbahçe bence buradaki bir puana kar gözüyle bakmalı. Çok üstün oynamadan aldıkları bir puan onlar için kar, mağlup da olabilirlerdi. Kesinlikle hocam. Biraz hocam hocam bağlandınız. Buyurun devam edin cümlenize. Bağlantı koptu demek. Duyabiliyor musunuz hocam? Biraz hocam. Duyuyor musunuz? Şimdi duyuyoruz hocam. Bağlantı koptu herhalde. Siz buyurun devam edin. Tatlınız yerden. Evet. Ben hani penaltı pozisyonunda çok penaltı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hakemin biraz bence acele etti o penaltı kararında. Yani bir el şeyi vardı, evet, sarılması vardı ama hani çok dengeyi bozacak bir sarılma değildi bana göre. Bir olması Formget için bence ve Fenerbahçe için tabii ki Galatasaray açısından iyi oldu ama diğer takımlar için bence kötü bir puan kaybı oldu. Kesinlikle hocam. Önemli bir avantajı zorlu deplasmanda kaybetti Fenerbahçe. İlk dört takım arasındaki iki maçtı bunlar. Ardından Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş yine çıkış maçında yine Fatih Vatan karşısında kazandı. Deplasman'da 2-1 kazandı. Aslında zorlandı. Ama son dakikada yeni transferin attığı golle 90 dakikada üstünlüğü 3 puanı aldı. Maçın başında da öne geçmesine rağmen uzun bir süre maçı koparamamıştı. Fatma Hocam, siz nasıl yorumluyorsunuz maçı? Yani maçın genelinde Beşiktaş zaten daha üstündü. Yani 3 puana daha yakındı. Fatih Vatan golü erken yemenin etkisiyle biraz demoralize oldu sanırım. Bir de düşme hattında olması da çok büyük dezavantaj. Onun psikolojisiyle şu an savaş veriyorlar. O yüzden sanırım maçı bir döndürme noktasına getiremediler. Daha sonra 2-0 oldu ama Fatih Vatan yakaladığı tek pozisyonda golü bulunca 2-1 bitti. Beşiktaş haklı bir galibiyet aldı. Şu an Vatan düşme potasında. Son 3'te yani. Ve çok zorlu bir fikstür bekliyor. Ahmet'e gidecekler. O da çok kolay olmayacak. Ahmet bu hafta sürpriz bir beraberlik aldı İstanbul'da. Fatih Vatan eğer bir çıkış yakalayamazsa sezonu orada bitirebilir. Yazık olur gerçekten. Evet, gerçekten de içeriye gitmiyor İstanbul ekibi için. O zaman bir diğer maçımıza geçelim. Trabzonspor Gaziantep'te ilginç bir skora imza attı. Bir birlik beraberlik ayrıldı. ALG Spor deplasmanından ligin güçlü ekiplerinden biri karşısında Trabzonspor formunu sürdürdü. Bir puanı kaptı. Var mı bu maçla ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Varsa alayım. Ya ben Trabzon'un sanırım bir hoca değişikliği yapıldı. O hoca değişikliğinden sonra Trabzon'da biraz işler değişti gibi. Hoca değişikliği iyi olmuş sanırım. Çünkü Trabzon ilginç sonuçlar almaya başladı. Bence ALG maçında da deplasman için bir puan onlar için iyi. Evet, kesinlikle buna katılıyorum çünkü Trabzon evet Gürkan Hoca ile müthiş bir çıkış yakaladı. Gürkan Hoca geldikten sonra kadroda ciddi değişiklikler yaptı. Birçok oyuncuyu gönderip yeni oyuncular geldi. Gelen oyunculardan da bir şekilde hep katkı sağladı Trabzon. Ben hatta bu maçta Trabzon'dan galibiyet bekliyordum. Zaten öne de geçtiler 1-0 ama koruyamadılar tabii. Antep'ten puan almak çok kolay değil. Ama ben Trabzon'un çıkışının devam edeceğini düşünüyorum. Böyle zor rakiplerden de puan alacağını düşünüyorum. Bakalım süreç bize neler gösterecek. Dediğiniz gibi hocam demin Ahmet İstanbul'da Bahar Hoca'nın takımı karşısında Karagümrük karşısında bir puanı aldı. Karagümrük'te bir çıkıştaydı, yine bir toparlanma sürecindeydi.
Ama sürpriz bir puan kaybı onlar içinde nasıl var mı eklemek istediğin maç hakkında? Yani Karagümrük biraz inişli çıkışlı. Hatta daha çok böyle bir kötü sonuçlar alıyor. Ahmet de düşme potasına girmemek için bu maçtan puan almak zorundaydı. Aslında iyi de oynadı Ahmet. Tabii 1-0'dan sonra Karagümrük biraz daha baskın oynadı. Bu bir puan Ahmet'e çok yaradı. Ama Karagümrük için işler terse döndü. Yani bu sezon çok istedikleri gibi gitmiyor işler. Ahmet'in ligde kalacağını düşünüyorum. Ben Karagümrük'te şu an bulunduğu seviyenin çok da üstüne çıkabilecek kapasitede değil zaten. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Bir diğer maçta Doğuş Gold Asya sahasında Hakkari Gücü'nü 2-1 kaybetti. Hakkari Gücü yukarılara doğru, orta sahalara doğru kendini gelini garanti etmiyor. O da önemli bir 3 puan daha aldı. Nasıl yorumluyorsunuz hocam? İlk maçı Hakkari'de Asya almıştı. 3-2 almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi deplasmanda Hakkari aldı. Bu iki takım da tabii düşmeme çabasında. Asya için çok kötü oldu tabii bu. Kendi sahasında en azından puan alsaydı biraz daha rahatlayacaktı. Hakkari gücüne çok yaradı tabii. Hemen sıra atladılar. Hakkari gücü zaten kadro kalitesi son yaptıkları transferlerle biraz daha artmış olduğu için Hakkari Gücü'nün ligde kalacağını düşünüyorum. Ama Asya onlar da çok transfer yaptı ama çok da etki etmedi demek ki. Düşme hattında şu an için işleri çok zor. Kesinlikle. Var mı Firdevs Hocam ekleyeceğiniz bir şey derken Firdevs Hocam yine düştü. O zaman biz diğer maçımıza da geçelim. Geldi Firdevs Hocam sanırım. Hocam var mı bu Asya Mesela Hakkari Gücü maçı hakkında ekleyeceğiniz bir şey? Yoksa geçelim mi bu maçı? Diyebiliyor musunuz? sanırım koptu yine bağlantı. Sanırım. O zaman biz diğer maçımıza geçelim. Kadir Zereli sahasında Adana İtmaayurdu'nu 2-1 mağlup etti. Adana İtmaayurdu için yani çok zorlaştı artık durum diyebiliriz hocam herhalde. Evet, neredeyse matematiksel olarak bile bitmek üzere. Ama son birkaç maçtır böyle biraz inat ediyorlar hani puan almak için. Umutları kaybetmemişler demek ki. Ereğli deplasmanında 2-1 mağlup olmaları da demek ki biraz zorlamışlar Ereğli'yi. Çünkü Adana'nın gerçekten kadro kalitesi Süper Lig seviyesinde değil maalesef. Ereğli de iyi bir takım. Karagümrük'ten falan puan almış bir takım. Yani daha farklı bitmesini bekliyordu herkes. Ama beklenenin aksine biraz çekişmeli geçmiş maç belli ki. Ben maçı izleme şansım olmadı ama skordan dolayı böyle tahmin ediyorum. Ama Adana artık buradan kurtarması biraz mucize gibi. Bakalım hocam neler olacak. Antalya'da çıkışını sürdürüyor. Ataşehir'de aslında direkt rakibini 2-0 gibi net bir skorla yendi. Bu açıdan da kendisini yukarılara doğru atıyor. O da ömür adımlarla ilerliyor. Var mı maçla ilgili bir şey? Evet yani eğer burada bir puan kaybı yaşasaydı Ataşehir'in de altına düşme ihtimali yüksekti. Burada aldığı galibiyetle hem vatanın üzerine çıktı hem Ataşehir'in biraz da olsa nefes aldılar. Ataşehir için işler zor. Ataşehir ikinci devre yaptığı transferlerle bir çıkış yakalamıştı aslında çok iyi gidiyordu ama yaklaşık 2-3 haftadır istedikleri gibi gitmiyor. Çünkü devrede aldıkları transferlerden bazılarını Fatih Vatanspor'a verdiler. Biraz onun da etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Şey gitmiyor kesinlikle. Son maçımızdı bu. Ardından puan durumuna ekranlara getireceğiz ve o sırada Filiz Hocam tekrar bağlandı. Hocam var mı diğer maçlarla ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Ataşehir maçı için şöyle bir şey söyleyebilirim. Sanırım Ataşehir Belediyesi'nde belediye başkanlığı ile alakalı bir değişiklik söz konusu, istifa etti biliyorsunuz. Bundan dolayı da hani takımla ilgili bazı şeyler de değişiyor olabilir. Ataşehir bana göre de hani
Fatma hocamın söylediği gibi ikinci devre bayağı toparlamışlardı transferlerle. Ama geriden de bu tarz bir hediye ve alakalı değişikliklerden etkilenmiş olabilirler. Var mı Diyarbakır'la ilgili ekleyeceğim bir şey, yoksa puan durumu ekranlara getireyim hocam? Yok, benim bu kadar. O zaman puan durumunu geçelim. Puan durumunda da Galatasaray avantajı kaptı. Forget ve Beyler ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ı takip ediyor. ALG Spor sürpriz kovalamak dışında ilk 4 için. Beşiktaş da aynı şekilde. Biraz arkalarından da gördüğünüz gibi Karagümrük, Ereğli takip ediyor. Trabzon, Hakkari Gücü aynı puandalar. Artık ondan sonrasında aşağısıyla olan düşme ihtimali olan takımlar kalıyor. Ahmet, Antalya, Doğuş Kolda Asya sırayla sıralanıyorlar. Fatih Vatan artık ligin altına doğru iyice iniyor. Ataşehir'de kötü başlayan sezona kendini putodan kurtarmaya adım adım yaklaşıyor mu göreceğiz. Nasıl yorumluyorsunuz puan durumu hakkında, var mı ekleyeceğim bir şey bu hafta için? Yani ben Trabzon'un toparlayacağını, daha da yukarıda bitireceğini düşünüyorum. Fatih Vatan için şimdi zorlu bir fikstür dönemi. 2-3 maç üstte sanırım zor maçı çıkacaklar. Eğer oradan puan alırsa işler değişebilir, ama olur da buradan puanla çıkamazsa işi zor. Çünkü o 3 maç sonrasında daha rahat maçlara çıkacaklar. Bir seri yakaladığı zaman Fatih Vatan üst sıralara çıkacaktır. Düşeceğini zannetmiyorum. Yani burada biraz Adana İdman Yurdu zaten puantajda son sırada, kurtarması çok zor gözüküyor. Ataşehir, Asya ve Antalya arasında geçeceğini düşünüyorum ben düşme hattının. Şampiyonluk yolunda da Fenerbahçe ikinci sırada olmasına rağmen kadro kalitesi ve oyun anlamında daha üstün gördüğüm için Fenerbahçe'nin bu ligi birinci bitirme olasılığını daha yüksek görüyorum. Firas hocam, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Sizi de alayım. Yani ligin üst tarafı da alt tarafı da puanlar birbirine çok yakın. Şimdi üst tarafta Fenerbahçe Galatasaray'ın takibinde. Tabii ki bu oynayacakları, önlerindeki oynayacakları haftalar, maçlar çok önemli. Yani burada en az hasarla kapatan maçlarını avantaj sağlayacaktır. Şimdi Galatasaray da avantajlı gözüküyor. Ama bu hiç belli olmaz. Alt tarafta da diğer takımların haftalar sonra oynayacakları maçlarda alacakları puanlar onlar için can suyu olacaktır. Ama benim görüşüm Ataşehir ve Adana düşer gibi geliyor bana. Tabii ki belli de olmaz. Bu oynayacakları maçlarda alacakları puanlar onlar için önemli olacaktır. Kesinlikle hocam. O zaman hemen size fikstürümüzdeki haftanın maçlarını söyleyeyim. Adana İdman Yurdu evinde Antalya'yı ağırlayacak. Aşağı sıralar için çok önemli bir karşılaşma. Hakkari Gücü Forget'i konuk ediyor. ALG İstanbul Ateşehir'e geliyor. Ahmet Vatan'ı ağırlayacak. Galatasaray'la da Gaziantep Asya'nın maçı var. Fenerbahçe Ereğli'yi konuk ediyor. Beşiktaş, Beylerbeyi Spor, Trabzonspor, Fatih, Karagümrük başları fikstür hakkında böyle dikkatinizi çeken ve önemli gördüğünüz maçlar var mı? Nasıl yorumluyorsunuz? Firdevs Hocam, siz başlayın isterseniz. Firdevs Hocam duymadı herhalde. Görüyor musunuz hocam? Hocam, Firdevs Hocam. Buyurun hocam, siz başlayın isterseniz. Ben şöyle söyleyeyim. Bu haftanın kilit maçlarından birisi Fatih Vatan, Ahmet olacak. Vatan'ın orada alacağı puan çok önemli. Ama olur da puan alamazsa çok zor bir dönem onları bekliyor olacak. Antalya'da eğer Adana'dan puan alırsa zaten biraz daha rahatlamış olacağı için çok sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum şu dönem için, ama sonrasında her şey değişebilir tabi. Yani bu kadar. Fethet Hocam da bağlanıyor yeniden. Varsa ekleyeceği bir şey ondan da alacağız. Şu an bağlantı kurulamadı.
Ligde de 19 hafta, 18 haftayı geride bıraktık. İkinci yarıda da 2 hafta birden geride kaldı. Hatta 3 haftada geride kaldı. Baya baya sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey Firdevs Hocam fikstür hakkında bu hafta? Yani zaten artık ilerleyen dönemlerdeki maçların hepsi bence zor. Dediğim gibi bu maçlardan en az hasarla çıkan takımlar hem altta hem üstte kendilerine avantaj sağlayacaktır. Biz de bunları yakından takip edip göreceğiz. Kesinlikle. İkinizin de ağzına sağlık. Keyifli bir yayın oldu. Sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Efendim programın sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz kanala abone olmayı, destek vermeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Biz burada Kadınlar Süper Ligi'nin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programla görüşünceye dek de hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.